Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün 3 saksı yılbaşı çiçeğimin nasıl tomurcuklandığını ve tomurcuklanması için neler yaptığımı sizlerle paylaşmak için bu videoyu hazırlıyorum arkadaşlar. 2 saksı zaten sizlerle birkaç günden beri minicik tomurcuklarını görerekten hemen videoya almıştım. Sizlerle de paylaşmıştım arkadaşlar. Bu da üçüncü saksımız. Aynı şekilde tomurcuklanıp çiçek açmaya başlayacak inşallah. Bunun için neler yaptım? Yazdan beri birçok bakımlarım var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle tomurcuklarım önce bir göstereyim. Yaprakların uçlarında bir sürü, hemen hemen her yaprağında bir sürü tomurcuklarımız çıktı. Bu da diğer saksımız. Tomurcukları görüyorsunuz herhalde, değil mi arkadaşlar? Bakın. Bu da üçüncü saksımız. Böyle tomurcuklarımız çıktı arkadaşlar. Şimdi sizlere yine iki tane vitaminden bahsedeceğim. Bunu lütfen bu aylarda vermeye özen gösteriniz. Eğer çiçekleriniz, yılbaşı çiçekleriniz tomurcuk yapmadıysa sevgili arkadaşlar, bu şekilde tomurcuklanıp çiçek açar. Öncelikle sizden ricam, kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonu da açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hem bana destek vermiş oluyorsunuz, hem de bir yeni videolarımdan ya da eski videolarımdan zil butonu da açtığınız için haberdar olabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, yılbaşı çiçeklerimin cinsleri biri farklı, diğer ikisi aynı olmak üzere bildiğimiz yılbaşı çiçeklerinden birazcık daha tırtıklı ve kalın yapraklı bir cins arkadaşlar bu. Bunlar diğer yılbaşı çiçeğine göre daha erken tomurcuklanıp çiçek açabiliyor. Fakat tabii ki de durup dururken değil. Açmayan yılbaşı çiçeklerinin, yıllarca açmayan yılbaşı çiçeklerini çok gördüm. Çevremde de gördüm. Aynı bu şekilde vitaminler vererek onlar da tomurcuklanıp çiçek açmaya başladı. Sizlere de nacizane önerim olsun. Çiçeklerinize bakımlarını, gübrelerini, vitaminlerini verin arkadaşlar. Onlar da sizlere bol bol tomurcuk verip çiçek açsın. Bu gördüğünüz 3 saksı yılbaşı çiçeğim öncelikle evin içerisinde serin bir ortamda duruyor. Aydınlık, ışık alan, serin, soğuk bir yerde. Tüm yılbaşı çiçeklerinizi böyle bir yerde yaz kış muhafaza ediniz. Yani hep aynı yerde dursun. Çünkü bunlar bir kış çiçeği arkadaşlar. Soğuğu görünce mutlaka çiçek açar. Açmıyorsa vitamin vereceğiz. Hem daha diri, daha sağlıklı kökleri, yaprakları olsun istiyorsanız, hem de bol bol çiçek açması için önceliğiniz soğuk ve serin bir yer olsun ve haftada bir kere su vermek olsun. Bugünkü ilk vitaminimi sizlere söyleyeyim. Hemen sizler de uygulayın. Sizlerle beraber ben de yine vereyim. Neden tekrar veriyorum tomurcuklanmış yılbaşı çiçeğime vitamin? Çünkü bazen yılbaşı çiçekleri çok tomurcuk yapar ama yine bakımsızlıktan, vitaminsizlikten tomurcuklarını çiçek açmadan tomurcuk halinde dökülür arkadaşlar. Bunun olmaması için tomurcuklandığı zaman bile çiçeklerinizin vitaminlerini eksik etmeyiniz. Şöyle ben pet şişeme hazırladım. Doldurdum. Şimdi sizlerle beraber vereceğiz saksılarımızın toprağına. Önceliğimiz ilk vitaminimiz bu. İkinci de daha farklı olacak. Onu da hemen peşine söyleyeceğim. Hemen şöyle bir şişenin içerisine çayın üstünde kalan demini dem olarak soğuk bir şekilde koyun. Aslında çayın posasını daha çok öneriyorum. Fakat sinek yapıyor diye çok yorumlar alıyorum. Aslında benim de gördüğünüz gibi sürekli verdiğim çay posasında hiçbir şekilde sineklenme olmuyor. O çay posasını verdiğiniz zaman o çiçeklerinizi 1-2 gün açık havada bekletirseniz arkadaşlar herhangi bir sineklenme olmaz. Evet, şu kadar bir miktarda saksımıza çayımızı dem olarak koyduk. Aynı şekilde
Diğer saksılarımızı da bu çiçeğin kökünü besleyecek toprağa vitamin gübre olacak. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Çayın bitki ve çiçeklerde etkisi çok arkadaşlar. Bunun için ben çayı tüm çiçeklerime veriyorum. Hemen şöyle birazcık dökelim. Evet, çok da fazla dökmemize gerek yok. Şu kadar miktar çiçeğimizin coşmasını, tomurcuk yapmadıysa tomurcuk yapmasını, eğer tomurcuk yaptıysa da tomurcuklarını dökmeden güzelce çiçeklerini açmasını sağlayacak. Köklerini besleyecek. Yaprakları da sapsağlıklı yemyeşil olarak büyüyecek. İkincisi ise hemen şöyle bunu da göstereyim. Şimdi bunların ikisini aynı anda vermeyeceğiz. Farklı günlerde mesela bu çay demini 15 gün arayla haftada bir kere verebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Çiçeğinizi daha çok canlandırır. Şimdi önereceğim vitamini ise hemen onu da göstereyim. Şöyle kaseme koydum. Bakın minicik minicik boncuk boncuk. Nedir bu? Bu kuru maya arkadaşlar. Evde hepimizin pasta, börek, çörek, ekmek yaptığı kuru maya. Mayayı bir tatlı kaşığı olarak 1,5 litre suyun içerisinde iyice eritelim. Mayalı su çiçeklerimizin coşmasını, büyümesini sağlıyor. Hiç mayalı su verdiniz mi yılbaşı çiçeklerinize ya da diğer çiçeklerinize? Bunu da yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Mayayı dediğim gibi bir tatlı kaşığı olarak suyun içerisinde eritiyorum. Bir çay bardağı olarak saksıya döküyorum. Fakat bu işlemi 1,5-2 ay ara ile yapıyorum. Çok fazla sıklık ile maya vermiyorum. Ama verdiğim zaman da çiçeklerim coşuyor. Büyümeyen yılbaşı çiçekleri canlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde büyüyor ve bol bol da tomurcuk yapıyor. Evet, kanalımda birçok çiçek videom ve vitaminim var arkadaşlar. Kanalımı ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Çünkü çeşit çeşit, çok da etkili, hepsi de doğal vitaminler, gübreler saksıya, toprağa dökmek için, koymak için önerilerim var. Bunların hepsi çok etkili. Hepsi de özellikle yılbaşı çiçeğine çok iyi geliyor. Lütfen oradan kanalımda videolarımı izleyerek çiçeklerinize uygulayın. Fakat bu şimdi önerdiğim iki vitamini mutlaka bu aylarda çiçeklerinize veriniz sevgili arkadaşlarım.